Merhaba sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar. 19-25 Ekim haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Teraziler, Güneş 23 Ekim'e kadar burcunuzda ilerlemesini sürdürüyor. 23 Ekim'den itibaren burcunuzdan ayrılacak ve artık Akrep burcunda parlamaya başlayacak. Bu hafta doğan 19-23 Ekim arası doğan tüm Terazilerin doğum günlerini kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir yıl dilerim size. Evet, gezegeniniz Venüs Başak burcunda ilerliyor hafta başı Venüs'ün Oğlak Burcu'ndaki Jüpiter'le güzel bir üçgen açısı var. Maneviyat anlamında aslında güçlü bir dönemdesiniz. Hayatınızda birçok zorluklar var. Geçtiğimiz hafta e, Burcu'nuzda bir yeni ay doğdu. E, Plüton'un, Satürn'ün sert etkileri altındasınız. Mars da tam karşıt Burcu'nuzda geriliyor. İlişki dinamiklerinizde agresyon artabilir. E, mücadeleler var. Bazen gerçekten açık düşmanlıklarla karşılaşıyorsunuz aile ortamınızda, kariyer ortamınızda çok fazla sorumluluk yüklenmiş olabilirsiniz ve bunlar üzerinizde gerçekten bir baskı yaratıyor. Ancak Venüs'ün bu hafta Jüpiter'le yapacağı temas, hani tüm bunlara şöyle bir dayanma imkanı, bazı şeylerle baş etme imkanı, manevi anlamda bir farkındalık verecek size ve gerçekten bazı gizli yardımlarla da karşılaşabilirsiniz. Bunlar ruhsal içerikli yardımlar, destekler de olabilir. Ee, bir sorun varsa, özellikle aileyle ilgili sizi zorlayan bir konu varsa, ebeveynlerle ilgili olabilir, onların sağlıkları ile ilgili olabilir. Bu hafta bu sorunun çözümüne dair fırsatlar karşımıza çıkabilir. Bir şekilde pratik çözümler bulabiliriz. Gerekli olan destekleri bulabiliriz. Çıkış yollarını bulabiliriz ve uzun vadeli bir şekilde bu sorunu çözümleyebilir. Kendimizi şöyle bir güvende hissedebiliriz. Huzur duyabiliriz sevgili Teraziler. Bir yandan Mars Koç burcunda geriliyor evet. Bu hafta Oğlak burcundaki Jüpiter'le kare açı yapacak. Karşınızdaki kişiler eşiniz olabilir, partneriniz, ortağınız. Bazen böyle çok fevri, çok sabırsız. Hani çok kontrolsüz davranışlarda bulunuyor olabilirler ya da sizden çok fazla şey bekliyor olabilirler. Dengelemek gerekiyor dürtüsel davranmamak gerekiyor. Mümkün olduğunca e, anlayışlı olmak e, çok fazla e, belki çatışmamak gerekiyor bu hafta genelinde. Aksi halde biraz e, agresyon oluşabilir çünkü karşımızdaki kişilerle ilgili olarak. Pazartesi ve salı ay yay burcunda Pazartesi ve salı mümkün olduğunca aslında entelektüel konular, zihinsel konularda hareketlilik var. Eğitimle ilgili hareketli bir gün. Ticari konularda çok verimli bir gün. Yine aynı şekilde her türlü iletişim alanlarında, internet olur, sosyal medya olur, basın medya işlerinde çok aktif olarak değerlendirebileceğiniz bir gün. Kısa uzun bazı seyahatler de olabilir pazartesi ve salı. Komşularınızla ilgili yine irtibatlarınız öne çıkıyor kardeşler, akrabalar, yakınlarınızdaki kişilerde de daha fazla iletişim içerisinde olabilirsiniz. Çarşamba ay Oğlak Burcu'na geçecek. Cuma öğle saatlerine kadar ev alanlarınızda daha çok eve odaklı olduğunuz, belki evde daha fazla zaman geçireceksiniz, ailenize yöneleceksiniz biraz. Bazılarınız için yine ebeveynlerle ilgili konu ve kavramlar ön planda olacak Cuma öğle saatlerinde Aykova Burcu'nda, hafta sonu Aykova Burcu'nda enerjinizi güçlendirecektir. En azından kendinizi daha özgür hissedebilirsiniz. Keyif aldığınız uğraşlara da yönelebilirsiniz. Romantik bazı faaliyetler olabilir. Çocuklarla birlikte yapılacak aktiviteler, eğlenceli bazı organizasyonlar ya da arkadaşlarınızla birlikte katılacağınız bazı davetler, kutlamalar. Bunları hafta sonu planlarınıza alabilirsiniz sevgili teraziler. 23'ünden itibaren güneş artık burcunuzdan ayrılıp akrep burcunda parlamaya başlıyor. ikinci evinizde. Önümüzdeki bir ayda güneş bu alanda parlayacak ve Kasım ayında da bu alanda akrep burcunda yeni ay var. Dolayısıyla para konuları artık şöyle bir daha fazla gündemimize gelecek. Kazançlar, gelir gider dengesi, bütçenizle ilgili alanlar 23'ünden itibaren güneş tarafından daha fazla e, enerji almaya başlayacak. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir hafta dilerim. Hoşçakalın.